Geçtiğimiz sezon Başakşehir'in arkasında ligi 2. sırada tamamlayan Trabzonspor'da şampiyonluğun kaybedilmesindeki en büyük neden hiç şüphesiz stoper hattıydı. Ön tarafta Sörloth, Vakeyeme ve Ekuban'a sahip olan Bordo Mavili ekibin gol konusunda sorunu yoktu. Fakat öne geçtikten sonra oyunu tutamama ve skoru koruyamamak artık kronik bir sorun haline gelmişti. Zaten 2019-2020 sezonunun tamamı incelendiğinde öne geçtikten sonra yenilen gollerle Karadeniz ekibi 30 puan kaybetti. Bir önceki sezonda istenilen verimin alınamadığı stoper hattında geçen sezon Hüseyin Türkmen, Hosseini, Ivanildo, Gaston Campi, Manuel da Costa ve kısa süre Manuel Mesias denendi. Lakin hiçbiri istenilen performansı gösteremedi. Geçen sezon Yusuf Yazıcı'nın satışında bonservisi Trabzonspor'a verilen ve ardından Feyenoord'a kiralanan Edgar Lee bu sezon oynanan ilk 4 maça baktığımızda en beğenilen stoper konumunda. Ama yanında oynayacak, savunmayı toparlayacak, biraz agresif ve lider bir stopere ihtiyacı vardı Trabzonspor'un. İşte bu açığı kapatmak için Trabzonspor yönetimi tercihini Palmeiras'ta oynayan Brezilyalı stoper Vitor Hugo'dan yana kullandı. Gelin biz de Vitor Hugo'nun kariyerini ve oyuncu özelliklerini mercek altına alalım. Vitor Hugo, 20 Mayıs 1991'de Sao Paulo'ya bağlı Guarachi şehrinde dünyaya geldi. Futbola Junior Team futbol altyapısında başladı. 2009 yılında Serie B takımlarından Santo Andre, Vitor'u 2 yılına kiraladı. Bu takımda 2 sezonda 20 maçta forma giyebildi. 2011'de kulübüne geri dönen Vitor Hugo, sonraki yıllar kapı kapı gezdi ve birçok takıma kiralandı. 2013'te Tom Benz'e takımına bedelsiz transfer olan Vitor, Ocak 2015'te kendisini uluslararası bir oyuncu haline getirecek Palmeiras kulübüne kiralandı. Geldiği gibi formayı kaptı ve ilk 11'in değişilmezlerinden oldu. Ligi 9. tamamlayan Palmeiras'ta 30 maçta forma giydi ve 4 gol 1 asistlik performans sergiledi. Palmeiras, çok iyi bir yıl geçiren Vitor Hugo'nun bonservisini 1,5 milyon euro ödeyerek aldı. 2015'te Brezilya Kupası'nı kazanan Hugo için 2016 yılı efsane bir yıldı. 41 maçta forma giyen ve 4 gol atan Brezilyalı stoper takımıyla beraber lig şampiyonluğu sevinci yaşadı. Bu başarılı yılların ardından Vitor Hugo için Avrupa'ya transfer yapma zamanı gelmişti. 2017 yaz transfer döneminde Galatasaray'ın da ilgilendiği Brezilyalı stoper için 8 milyon euroyu gözden çıkaran Fiorentina Vitor'u transfer etti. İlk sezonunda 21 maçta forma giyen ve 1 gol atan Brezilyalı stoper, 2018-2019 sezonunda ise stoper partneri Pezzeya ile beraber ilk 11'de oynadı ve toplam 33 maçta forma giydi. 2019 yaz transfer döneminde adı sık sık Beşiktaş ile de anılan Vitor Hugo, eski takımına geri dönmeyi tercih etti ve 5,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Palmeiras'a transfer oldu. 1.87 boyunda ve 80 kilo olan Vitor Hugo sol ayaklı. Kariyerinde az da olsa üçlü savunma da oynayan 29 yaşındaki stoper boyuna oranla hızlı bir oyuncu. Oyunu iyi okuyabiliyor ve yaptığı pas aralarıyla rakiplerinin oluşturabileceği tehlikeleri önceden önleyebiliyor. Zamanlaması iyi ve hava toplarında etkili olan Brezilyalı stoperin ayağı da fena değil. Uzun ve isabetli paslar atabilen Vitor Hugo, Trabzonspor'un savunma zafiyetlerini önemli ölçüde kapatabilecek bir oyuncu. Tecrübesi ve kalitesiyle Trabzonspor'a çok şey katacaktır. Trabzonspor'un yeni savunma liderini kısaca anlatmaya çalıştık. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Sağlıcakla kalın.